Bölüm 6. Bombay macerası. Willy Fogg'un 80 günde bitireceğini iddia ettiği dünya turunda henüz 62 günü var. Heyecan içindeki Londra halkı gelişmeleri yakından takip ediyor. Evet, eğer siz de dünya turunu 80 günde bitireceğine inananlardansanız size bir teklifim olacak. 1'e 10. Evet efendim, 1'e 10. Tereddüt yok. Acaba neler olacak? Sakin olun. Lütfen her şeyi kontrol altında. Neler sakin oluyor? Olun. Sakin olun. Ya hayır, söylüyorsunuz. Hayır, olamaz. Hayır. Yalan söylüyorsunuz. Ama lütfen beyler, lütfen. Öyle olsun, iyi olur artık. Bir sürü para yatırdım. Lütfen durun, durun. Durun lütfen. Lütfen ama lütfen beni dinleyin. Bakın, Bay Fogg'a banka soymaz. Hatta şimdi sizinle 1'e 10 bahse girelim. Lan Bombay'da o, lütfen. Umarım haklısındır. Artık bahisler eşitlenmişti. Gezgin Willy Fogg ve arkadaşları tam o anda egzotik Hindistan'ın Bombay limanına girmek üzereydiler. Ha, işte sonunda Hindistan. Tekrar karaya çıkacak olmak güzel. Peki burası neresi? Bombay'dayız. Ve İtalya'dan Hindistan'a sadece 18 günde geldik. Bu gidişle dünya rekoru kırarız. Efendim, çok yardımcı oldunuz. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmekle kalmadık. Planımızın önüne bile geçtik. Size minnettarım. Size yardımcı olmak benim için şerefti. Keşke daha çok şey yapabilseydim. Çünkü imparatorluğumuzu siz ve sizin gibiler ayakta tutuyor bayım. İşte ruh bu. Ve söylemeliyim ki kaptan, bunun gerçek olmasını sağlayan sizin dalgaların üzerine korkmadan giden onurlu İngiliz ruhunuzdur. Çok naziksiniz Bay Korn. Mesye Fogg. Her şey gemiden indirildi. O zaman biraz dolaşalım Reggedon. Evet, buyurun. Doğru söylüyorsun. Hey, dikkat tamam, et biraz. Geliyorum. Dikkat et biraz. Evet, tamam, çok iyi. Domatesim var, domates. Evet, çok en iyi. En güzel kumaşlar burada. En güzel evet, kumaşlar burada. Var, elbiseler. Hayatımda ilk kez böyle bir yer görüyorum. Her tarafta yemek, 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 her yer yemek. Tiko, hadi gel. Artık yemek yemeyelim. Hey Rigodon. Galiba başaramayacağım. Çok açım ben. O zaman seni bırakmak zorundayım. Bu adil değil. Sadece yemek istiyorum. Çok şey değil. Mükemmel. Rigodon, Benares treninin kalkmasına daha 4 saat var. Neden Tiko ile birlikte pazara gidip yolculuk için bize yiyecek bir şeyler almıyorsun acaba? Büyük bir zevkle Monsieur. Oley yemek! Ölmeyeceğim! Sakin yaşasın, olur musun? Bir şey yaşasın, olmaz. Yaşasın! Yanımda bir deste kart var Bay Fogg. Belki treni beklerken benimle birkaç el oyun oynamak istersiniz. Evet, çok hoşuma gider. Rigodon, siz de ihtiyaçlarımızı almaya gidin. Trende buluşuruz. Tamam efendim. Efendim. Bay Fogg'un dediklerini duydunuz mu? Daha 4 saat varmış. Biz de biraz gölgede uzanıp dinlenemez miyiz acaba? Biz dinlenemeyiz. Ne dedin sen Bolly? Çünkü Hindistan'dayız. Ve burası da bir İngiliz kolonisi. Ve biz de majestelerinin hizmetkarındayız. Anlaşılan bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun efendim. Sen. Demek oluyor ki nihayet Fogg'u tutuklayabiliriz. Ama bu kolonilerde fazla sıcak oluyor doğrusu. Bence de efendim. Gel Bolly hadi. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Nereden başlasak Tiko? Alacak o kadar çok şeyimiz var ki. Bir sürü meyve ve sebze alalım. İyi fikir, bak burada var. Bu sefer Willy Fogg seni eski böl parçala yut taktiğimle yeneceğim. Bu esnada eski İngiliz konsolosluğunun da bir ziyaretçisi vardı. Tekrar bakın, yanlış adreste olabilir. Fogg'un tutuklama emri birkaç gün önce gelmiş olmalıydı. Sizi tekrar ediyorum. Memur bey, beni duyuyor musunuz? Memur bey! Oh, harika, ne kadar güzel. Yasemin kokusu gibi var mı? Peki yetersizlik gibisi var mı? Telgrafı yollamanız gerektiği konusunda ısrar ediyorum komiser.
Elbette efendim, ama yine de bilmelisiniz ki burayla Londra arasındaki mesafe neredeyse 3-4 günlük ve cevap ancak gelir. Eğer Fogg elimden kaçarsa sorumlusu sizsiniz, tamam mı? Başınız belaya girer. Bundan emin olun. Lütfen geleneklerimize biraz saygılı olun dedektif. Tütsüm neredeyse kırılıyordu. Ve siz de memur bey belimi kıracaktınız. Bunlar düzen nedir bilmez mi? Bir de polis olacaklar. Evet Bully, kendi başımıza yapmak zorunda olsak da aleyhine bir delil bulmak zorundayız. Bence de öyle dedektif, ama bunu nasıl yapacağız? Tam da lafın üstüne geldi. Onu takip edelim Bully. Tamam. Tamam öyleyse, anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Bunlardan almak istiyoruz Mösyö, mümkün mü? Bunu da... Oh Tiko, artık yeter ama. Kendine hakim olur musun lütfen? Ve bir de şeker kavuşu var. Sana neler oluyor? Bay Fogg böyle şeyler yemekten hiç hoşlanmaz. Hiçbiriniz ki. Yemek pişirmekten anlamıyorsunuz değil mi? Sana ne diyorsam onu yap. Şeker kavuşu istiyorum. Anlaşılan bu ikisi Bay Fogg'la birlikte olmaktan pek hoşlanmıyor. O zaman Bombay'da kalsalar fena mı olur? Bunun aynı Will Fogg olduğundan emin değilim dedektif. Belki bir ikizi vardır. Fark ettiyseniz bastonu da yok. Haklısın, yok. Gidelim. Ben de taşımak istiyorum. Birden fazla Will Fogg olamaz. Herhalde bastonunu başkası taşıyordur. Onu kaybetmeyelim. Ama çok güzel. Bunu neden almıyorsun? Bunu kaçırma derim ben. Hey, neden gidip ne pişirdiklerine bakmıyoruz, olur mu? Aklın hep yemekte değil mi? Kesinlikle. En azından gidip koklayalım lütfen. Tamam. Harika kokuyormuş. Evet, artık gitmeliyiz. Hey, neden biraz almıyoruz hadi? Tiko. Tamam Tiko, sen de istiyorsan biliyorum, açlık dünyadaki en doğal şey. Tiko, neden her şeyi bana yüklüyorsun? Madem ki açsın, o zaman açıkça söyle. Pekala, tamam, çok açım. Ama sakın tek aç olan benmişim gibi davranma, tamam mı? Çünkü senin miden de benimki kadar gırıldıyor ve Fogg'un parasından birazcık harcayabiliriz. Ah, kesinlikle haklısın. Artık karşı koymayacağım sana. Ne? Oh Tiko, bu çok lezzetli görünüyor. Ne oldukları bilmiyorum ama çok lezzetliler. Şunu izle. İyi yakaladın Tiko. Hey Rigadon, orada neler oluyor? Tiko, beni bekle. Tiko. Aa. Hey, bir yılanmış. Çok dikkatli olmalısın Tiko. Kobra çok zehirli bir yılandır. Rigadon, merak etme, yanına yaklaşmayacağım. Güzel, bunu duyduğuma sevindim. Bazen çok uslu oluyorsun. Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Havaya girmiş galiba. Rigadon, biliyor musun? Şimdi ne istiyorsun? Birlikte gittiğimiz sirkeyi hatırladım. Hani herkesi hipnotize ediyordun. Evet, o eski günler. Diyorum ki belki hala yapabiliyorsundur. Evet, belki yapabilirim. Güzel, öyleyse neden onu hipnotize etmiyorsun? Kobrayı mı? Tabii, insanları hipnotize edebilen yılanı da eder. Korktun mu bundan? Ben korkak değilim. Şimdi şunu izle. Galiba işe yarıyor Rigadon. Uykun geliyor. Uykun geldi. Kafan düşmek üzere. Oluyor Rigadon. Şimdi uyu. Şimdi. Uyu. Oldu Rigadon. Yaşasın, yılanın işi bitti. Kobranın haline bakılırsa hala hipnotize edebiliyor musun? Dikkat et Tiko, uyandı. Ne demek uyan? Tanrım Tiko. Yakaladım seni Tiko, yakaladım. Bırak beni, bırak beni, bırak git sen, seni lanetli şey. Olamaz Tiko. Aman Tanrım. Hayır Tiko. Tiko ölme.
Konuş benimle. Hepsi benim yüzümden. Ha? Ha? Bir dakika. Şuna bak. Dişleri yok. Evet öyle. O yaşlı bir yılan ve o yıldır da dişsiz efendim. Ha? Sahibi? Evet öyle. Adam ciddi. Yaşasın hayatım. Ölmedim, ölmedim. Yaşasın. Biraz sonra işte korkmadığını söyleyeceksin öyle değil mi? Korkmadım. Çok değil. Oh, sizi görmek beni şaşırttı efendim. Tico ve ben de sirk günlerimizi anlıyorduk. Bir ihtiyacınız var mı? Burada ne yapıyor olabilirsiniz acaba? Tabii ki alışveriş. Bizi siz yolladınız ya efendim. Söylediklerinizi hatırlamıyor musunuz? Anlaşılan unutuvermişim Tico. Aslında size gidişimizin ertelendiğini söylemeye geldim. 5 saatimiz var. Bunu duyduğuma üzüldüm. Üzülme, nasılsa telafi ederiz. Şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam şuradaki tepenin üzerinden harika bir manzara vardı. Neden Tico'yu alıp oraya gitmiyorsun? Yaşasın, çıkalım Rigodon. Bir daha gelemeyebiliriz. Çok haklısın Rigodon, sen tam bir gezginsin. Ben şimdi istasyona gidiyorum, sizinle sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam, orada buluşuruz. Gidelim Rigodon, hadi gidelim. Tamam. Hey Tico, bakarsın yılanlar da vardır ha. Mükemmel. Şeytan transferan mükemmel kılık değiştirme kabiliyeti başına büyük bela açmak üzereydi. Bak işte orada. Gel çabuk ol. Hadi hadi gel. Hadi çabuk ol. Geldim efendim. Görünme. Evet. Geliyor, saklan. Bu iş iştahımı açtı. Her şeyi yiyebilirim. Sen hiç zahmet etme. Çaldı işte. Uç üstü yakaladık. Artık hırsızlığına şahit olduğumuza göre onu tutuklayabiliriz. Koş Bully. Ama bu 25 rupi. Ama bu kırık. Tabii ki, çünkü antika. İşte orada yakaladık onu. Dur hırsız, dur. Kanun adına dur diyorum sana. Sana söylüyorum Willy Fogg, dur orada. Seni Scotland Yard'dan aldığım yetkiye dayanarak tutukluyorum. Willy Fogg, bu kez çetin cevize çattın. Onu ben tutuklayacağım. Ne kadar güzel değil mi Tico? Buradan bütün manzara görünüyor. Evet, harikaymış. Neredeyse geldiğimiz noktayı göreceğiz. Süveyş kanalı yani. Hey Rigodon, bak şuradaydık. Bak şuradaki Mongolia gemisi değil mi? Evet doğru. Acaba onlar da bizi görebiliyor mudur? Hadi el sallayalım. Merhaba. Muhteşemsiniz, iyi şanslar, iyi yolculuklar. Muhteşemsiniz. Gitmeliyiz galiba, geç oldu. Ne, deli misin sen? Hemen gidemeyiz, biraz dur. Sana bunu hediye ettiklerinden beri saate bakmak için sürekli fırsat kolluyordun değil mi? Güneş saatimi çok seviyorum. Üstelik saat tam 3. Hala 3 mü? Daha çok zamanımız var. Hey Rigodon, diyorum ki neden çevreyi biraz gezmiyoruz? İyi fikir. Güzel. Buna inanamıyorum. Kapı. Her tarafını altınla kaplamışlar üstelik. Bu neydi? Bu sesler, yanılmıyorsam rahipler geliyor. Haklısın Tico. Ve burası da bir manastır olmalı. Törünün devamını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum Tico. Peki o zaman neden girip bakmıyoruz? Şimdi olmaz. Ama Rigodon, bu manastıra kaç kez girebilirsin ki? Tico bekle. Bekle Tico. Çok güzel, daha önce hiç böyle bir Tico yer görmedim. Burası rahiplerin birlikte meditasyon yaptıkları alan olmalı. Yani meditasyon. Şuna bak. Dileklerim kabul oldu. Her yer yemek dolu, yaşasın. Tico, seni duyacaklar. Tico dursana. Yemeden önce izin almalıyız. Tico, bırak onu hemen.
Aldırmazlar ki. Zaten rahipler herkese yemek dağıtır. Hoppa. Amerika'ya gitmeden olunmaz sanıyordum bu işi. Demek ki buranın kovboyları da Bombay'daki Hintliler. Ah, ama buranın sıcağı beni öldürecek. Ah, ah. Oh la la. Bu inancımıza saygısızlık. Saygısızlara ölü. Saygısızlara ölü. Bu inancımıza aykırı. İnancımıza aykırı. Öleceksiniz. Öleceksiniz. Bize saygısızlık ettiniz. Öleceksiniz. Buraya gel. Siz cehenneme gideceksiniz. Öldürün. Yakalayın onları. Koşun! Buradan çıkmalıyız. Öldürün! Yakala hadi! Yakalayın! Hadi gel buraya. Gel buraya. Kaçıyorsun tontika. Kaçamazsın bizden. Gel buraya. Hadi. Ne dedin Tika? O esnada polisler iş başındaydı. Suçunu inkar mı ediyorsun? Evet, doğal olarak. Anlamıyorsunuz değil mi? Bu adam sadece elime çalan değil. Aynı zamanda İngiltere Bankası'nı soyan adam. Hmm. Bakın, eğer sorgulamayı benim yapmama izin verirseniz hemen itiraf edeceğinden eminim. Pekala dedektif. Çok tuhaf değil mi Fok? Çaldığın 55 bin poundla kaçmak üzereydin ama işte bu elma yüzünden hapse gireceksin. Ne kadar ironik, öyle değil mi? Buna iyi bak Fok. Adi bir hırsızsın ve bunu herkes bilecek. İtiraf et. Çaldın değil mi? Hayat insana ne oynar oynuyor değil mi Bay Fok? He? Öyle değil mi? Hayır. İtiraf edeceksin çünkü ben Scotland Yard'dan dedektif Dix'im. Bunun için sabrımı zorlamasan iyi olur Bay Fok. Ben herkesi yakalarım. Beni iyi dinle Willy Fogg. Bu senin aptal maceralarından biri değil, tamam mı? Konuşmak zorunda olduğunun farkında mısın? Pekala. Anladığım kadarıyla bu beyefendi bizimle işbirliği yapmayacak. O zaman başka bir yol deneyelim. Çok utanç verici. Bu Willy Fogg olamaz efendim. Kendisi daima bir centilmendir. Buysa tam bir serseri. Aptallaşma. Zavallı adam. Zavallı mı? O bir suçlu. Ne demek zavallı? Canı yanıyor olmalı bakın. Bu sahte. Şimdi her şey aydınlandı. Bu adam Willy Fogg değil, onun dublörüydü. Biz burada dikilirken gerçek hırsız trene binmek üzere. Çabuk ol, gidelim hadi. Dedektif, kuyruğunuzu unuttunuz. Dedektif, bekleyin. Bu sırada Tico ve Rigodon hala tehlikede. Yakalayalım onu. O inanç düşmanı. Onu öldüreceğiz. Kaçamayacak bizden. Neler oluyor? Hey! Özür dilerim Bay İnek. Niyetim felaket yaratmak nerede değildi. Nerede sonunda. Willy Fox'a Bombay tren istasyonunda geçen her saniye daha da endişelenerek bekliyordu. Çok garip. Çoktan burada olmalıydılar. Geciktiler. Ama onları bekleyemezsiniz. Yoksa planın gerisinde kalırsınız. Siz en iyisi gidin. Ben onları beklerim. Oh Bay Fogg, beni bekleyin Bay Fogg. Aha. Az kaldı treni kaçıracaktın. Tico'nun nerede olduğunu biliyor musun? Buradayım Bay Fogg. Treni kaçırmak mı dediniz? 5 saat gecikme olduğunu siz söylememiş miydiniz efendim? Hayır, söylemedim. Çarşıda konuştuğumuz zaman söylediniz, hatırlamıyor musunuz? Bu çok anlamsız. İstasyondan hiç ayrılmamışken size nasıl çarşıda rastlamış olabilir? Bu çok tuhaf Monsieur. Bunu sonra konuşalım. Artık trene binmeliyiz. Hemen efendim. Hadi binsene. Hop.
Şuraya bak. Bu o. Trene biniyor. Geldim, geldim, yetiştim. Willy Fogg ve arkadaşları yine yollara düşüyorlar. Hedefleri bu kez muhteşem manzaralı yollardan geçerek Katar'a varmak. Aa, bu arada her zaman başında olan şapkan nerede acaba? Hayır, şapkan bir yerde unutmuş olmalıyım. Hatırladım, onu kutsal ineğin boynuzlarına asmıştın. Olamaz, asla geri alamayacağım. Çıldırmış olmalıyım. Oysa ben onu sokakta düşürdüğümü sanmıştım Monsieur Fogg. Ben düşünüyorum da. Rigidon'un seni çarşıda gördüğü hikayesi bana çok garip geldi. Galiba biri senin kılığına girip dünya turu yapmana engel olmaya çalışıyor. Katılıyorum. Tüm deliller birinin girişimimi engellemeye çalıştığını gösteriyor. Bunu yapan her kimse Willy Fogg'u durdurmanın sandığından daha da zor olduğunu görecektir tabii ki. Bütün gün birlikte dolaştığımız için bana da geçmiş. Bana sorarsan sadece hasta değil, beyinsizsin. Oturacak yer bulsana. Peki efendim. Sakin ve kararlı Willy Fogg yolculuğunda yeni bir güne başlıyordu. Kendisi ve arkadaşları Hindistan'ın karşısındaki bu ülkede sakin bir üç gün geçireceklerine inanıyorlardı. Tabii eğer bu tren bir sebepten raydan çıkmazsa. Bir sonraki bölümümüzde Willy Fogg, Kalküta'ya trenle istediği sürede gidemeyeceğini görecek. O ve arkadaşları şok edici bir haber alacaklar. Tren yolunun henüz tamamlanmamış olduğunu. Ve her zaman olduğu gibi kötü niyetli transfer, bu turun gerçekleşmesini engellemek için elinden geleni yapmak üzere orada olacak. Bir sonraki heyecanlı bölümde de bizimle olun.